Evet, kıymetli izleyenler, tekrardan geceniz mübarek olsun inşallah. Bizler hep birlikte yatsı ezanı dinledik. Ve az önce de değerli hocam ifade ettiler. Güneydoğu TV'nin farkıyla buradan bir müjde paylaştık. Zaten altyazıda da geçiyor. İnşallah yarından itibaren cuma namazımızı, sosyal mesafeyi, hocamın buyurduğu gibi maskeyi ve yine seccademizi getirerek, evlerimizde de abdest alarak cuma namazlarımızı camilerimizin içerisinde kılabileceğiz. İl Hıfz-ı Sıha Kurulumuzun almış olduğu karar gereği, karara binaen inşallah. Bu müjdeyi de böylelikle tekrardan yayınımız içerisinde Güneydoğu TV ekranlarından duyurmuş olalım. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bir daha bizlere böylesi zorunlu ayrılıklar, cami ile aramızdaki zorunlu ayrılıklar yaşatmasın inşallah diyelim. Kıymetli hocam, Yas Kur'an kursundan bahsettik. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yıl Yas Kur'an kursumuzu online olarak yapacağını ve amacın da tabii ki yavrularımızı korumak olduğunu bu pandemi sürecinde ifade ettiniz. Evet. Kıymetli hocam, peki süreç yavrularımız açısından süreç nasıl işleyecek? Kayıtlar nasıl gerçekleştirilecek? Şimdi muhterem hocam. Evet hocam. Diyanetin bu konuda bir sitesi var. Evet. www.diyanet.gov.tr. Biz onu altyazıda da paylaşacağız, evet, inşallah izleyicilerimiz takip edecek. www.diyanet.gov.tr adresinden banner sistemi yerleştirmiş. Banner sistemi üzerinden, evet hocam, çocuklarımız TC'leriyle kayıtlarını yapabilecekler. Çocuklarımız, velileri. Biz kardeşlerimize şunu söyleyelim. Evet hocam. Bu hususu beceremeyen, evet, kardeşlerimiz, evet hocam, en yakındaki cami imamımıza gitsinler. Ben çocuğumu kaydetmek istiyorum desinler. Doğru. Hocalarımız inşallah onlara yardımcı olacaklar. Kesinlikle inşallah hocam. Kayıtlarımız 22'sinde başladı. Evet. Devam ediyor. Güzel. Yani pazartesi günü başladı ve devam ediyor. Ne zamana kadar kıymet hocam? Toplam kurs 20. süresi, evet hocam, 6 hafta olacak. Doğru. 4,5 haftası Kurban Bayramı'ndan evvel, evet, kalan 1,5 haftası yani 10 günü de Kurban Bayramı'ndan sonra olmak üzere toplam 6 hafta olacak. İnşallah. Bu 6 haftanın sonunda, evet, dileyenler yine web üzerinden kursu bitirme sınavına katılabilecek. Bir sınav yapılacak. Doğru. Zorunlu değil. Zorunlu değil. Arzu, evet, edenler, doğru, ben kursa katıldım, şimdi de sınava girip belgemi almak istiyorum diyebilirler. Doğru. Diyanet İşleri Başkanlığımız onlara kurs bitirme belgesi de veriyor ama bir sınava girmeleri gerekiyor. Doğru. Yani o güne kadar yaşadıklarını, dinlediklerini test edecek yani. Evet. Ne kadar ondan sonra onlara bir bitirme belge sınavı inşallah yaz, aha, kursu Diyanet TV'den bitirme belgesi verecek. İnşallah. Yani bu süreç inşallah bu şekilde işleyecek. İnşallah. Değerli hocam, tabii aslında bir taraftan siz programın başında da söylediniz, izah ettiniz. Şer görünen şeyde hayır olur ya. Evet. İnşallah bu Diyanet İşleri Başkanlığımızın online olarak Diyanet TV üzerinden yapacağı yayınla birlikte evlerimizde çocuklarımız Kur'an-ı Kerim dersi alırken, o eğitimi alırken öyle görünüyor ki, ki inşallah da öyle olur. Öyle görünüyor ki o aslında bütün aile orası, daha doğrusu o mesken Kur'an kursuna dönecek gibi görünüyor. Hocam evimizde oturarak televizyon başında biz Kur'an'ı öğrenebileceğiz. Çok güzel. Bu büyük bir nimettir. Hakikaten öyle. Bundan hareketle şunu dememiz gerekiyor. Evet hocam. Bütün Müslüman kardeşlerimiz, hı-hı, bütün ümmeti Muhammed, Türkiye'de yaşayan herkes, evet hocam, öncelikle Diyanet TV'yi, evet hocam, birinci sıraya koyacak, yerleştirecek. Güzel. Ve bire bastığında Diyanet TV çıkacak. Doğru. Çünkü sadece yaz mevsiminde Kur'an öğretmekle kalmıyor. Evet hocam. Kur'an okuma programları, tefsir programları, hadis programları, doğru bilgiler, fetvalar. Doğru. Ne istiyorsanız içerik çok güzel onu hocam. Onu çok rahat bir şekilde Diyanet TV'den alabilirsiniz. Onun için, evet hocam, mutlaka Diyanet TV'nin programlar arasında ilk sıralarda bir yerde olması gerekiyor ki açtığımızda, evet, karşımıza kolay. Diyanet TV çıksın. İnşallah. Kur'an-ı Kerim çıksın. Ya bir tefsir çıksın veya bir hadis çıksın. Doğru. Bir hocamızın güzel Femi Muhsin'inden, evet, güzel bir şeyler dinleyebilirim inşallah. İnşallah kıymetli, evet, hocam. Şimdi dediğiniz gibi kanallar böyle çok olunca sayı itibariyle, evet, bazen insan hakikaten yani şey yapabiliyor. Açılması kolay bir yerde olması, kolay bir yerde lazım. Olması lazım. Evet, çocuklarımızın takibi, evet, açısından. Kıymetli hocam, yavrularımız açısından yani bu yaz döneminin Kur'an açısından verimli olması için, olabilmesi için öğrencilerimize ve velilerimize neler tavsiye edersiniz? Öncelikle yavrularını tek yalnız bırakmasınlar. Evet.
onlarla beraber o saatlerde televizyonun başına otursunlar. Doğru. Ve konuyu beraber mütalaa ve müzakere etsinler. Güzel. İki, o işe önem verdiklerini belirtmenin yolu onlarla birlikte onu dinlemekten ve o derse katılmaktan geçer. Yani evet. Çocuğum, ben senin öğrenmeni istiyorum, bak ben de seninle hocam. Birlikte bu işe katılıyorum demenin yoludur onlarla birlikte o programı izlemek. Üç, evet hocam. Program bitiminde tekrar çocuklarıyla beraber aynı dersi bir daha müzakere etsinler. Biz bugün televizyondan ne öğrendik? Ne öğrendik diye. Hadi bir tekrar edelim desinler. Doğru. İnşallah bu şekilde davranırlarsa, çocuklarla birlikte hareket ederlerse, evet hocam. Verimli bir mevsim geçirmiş olurlar diye düşünüyoruz. İnşallah değerli hocam. Cenab-ı Allah böyle bu yaz Kur'an kursundan çocuklarımızla birlikte en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. İnşallah. Ve evlerimizi ve inşallah Kur'an kurslarımıza. Çünkü bize bir sorumluluk da yükledi aynı zamanda bu şekildeki bir eğitim sistemi, online eğitim. Evlerimizi de Kur'an kurslarına çevirme fırsatı bize sunuyor. Rabbim inşallah bu konuda bizleri muvaffak eylesin. Günümüzü Kur'an'la hemhal eylesin. Allah Resulü evlerinizi kabristana çevirmeyin buyuruyor. Kabristan evet, nedir? Hocam. Yemenin, içmenin, ibadetin hiçbir dünyevi şeyin dair. Olmadığı yerdir. Hakikatin yaşanmadığı, artık hakikate vücudun kapalı olduğu yerdir diyelim. Çok yani doğru. Vücudun vücut olarak istirahatgahıdır. Evet. Dolayısıyla ses yok, seda yok. Doğru. Bizim evimizde, Müslüman evinde neyin sesi olur? Kur'an sesi olur. Kur'an sesi olur. Neyin sadası olur? İslam'ın sadası olur. Ezanın sadası olur. Evet hocam. Hakikatin ve hakkın sadası olur. İnşallah. Onun için evlerimiz Müslüman evine dönsün. Evet. Onu arzu ediyoruz, onu temenni ediyoruz. İnşallah. İnşallah. Bu da vesile olur inşallah. Kıymet hocam, hem bütün dünyada milyonlarca Müslüman, hem Türkiye'de yüz binlerce insan, on binlerce insan, yüz bine yakın kişi, hem de Şanlıurfa'mızda binlerce kardeşimiz, bunlar yıllarca bir ibadetin özlemini çektiler. Malum bahsedince hemen şey yaptınız, tebessüm ettiniz Kıymet hocam. Hac ibadetinin özlemini, onun hasreti içerisinde yaşadılar. Ve kuraya girdiler. Yıllarca beklediler, kuraya girdiler. Kurada isimleri çıktı. O biriktirdikleri paralarıyla da ilk taksitlerini yatırdılar. Evet. Fakat gelin görün ki tabi bu salgın sürecinde her şeyi etkilendiği gibi hac ibadeti de etkilendi. Ve o hacı kardeşlerimiz geçen gün Suudi Arabistan hükümetinin açıklamış olduğu bir kararla hacın iptal edildiği duyuruldu. Hükümet hocam, ne diyeceğiz biz ne bu diyeceğiz? Konuda ve bu kardeşlerimiz nasıl bir süreç izleyecek? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bismillah. Evet hocam. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Cenab-ı Hakk'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır, farzıdır. Evet, güç yetirenin hacca gitmesi, hac yapması. Doğru. Allah'ın beytini ziyaret etmesi. Doğru. Oradaki şartları yerine getirmesi. Yol bulmak. Yol bulmak denince aklımıza neler gelir? Paramız pulumuz olacak, sıhhatimiz afiyetimiz yerinde olacak, yol açık olacak, harami olmayacak, doğru. Sıkıntı olmayacak, pandemi olmayacak. Bu o demektir. Çok hocam, doğru. Çok yol bulmak sadece yolun açık olması anlamına gelmez. Evet. Yol açık olabilir, o yoldan yürüyemezsiniz. Doğru. Şimdi elbette bu hiçbir Müslümanın arzu etmediği bir durumdu. Doğru. Hiçbir insanın arzu etmediği bir durum. Kesinlikle öyle. Yıllardır insanlar o mübarek beldeleri ziyaret etmenin aşkıyla bir hazırlık içerisinde idiler. Kaydoldular, ön kayıtlar yapıldı, yıllar geçti, 10 yıl geçti, 11 yıl geçti, 12 yıl geçti. Evet hocam. Kura bana çıktı derken doğru. Taksitlerini de yatırdılar, ilk taksitlerini. Hatta bir kısmı hepsini yatırdı, paralarını. Evet. Ve hacca gitmek üzere hazır bekledi. Türkiye'de 83.400 küsur insan. 84.000'e yakın insan. Evet. Resmi kanallarla hacca gidecek Türkiye'den insanların sayısı evet hocam. 84.000 civarında. Doğru. Ve 2.200.000'in üzerinde de insan hacca gitmek üzere Türkiye'de sıra bekliyor. Subhanallah. Evet, 2.200.000'in üzerinde. Çok yoğun bir sayı. Evet. Evet, elhamdülillah. 2.300.000'e yakındı. Evet. Hadi biz 100.000'e yakını çıkaralım. 2.200.000 civarında insan hacca gitmek üzere hala kura ve sıra bekliyor. Doğru. Ama bu 84.000 civarındaki insan bu sene
Evet hocam. Gitmek üzere bütün işlemlerini yapmışken, doğru, pandemi sebebiyle ama bizim değil de Suudi Arabistan'ın kararıyla, evet, iptal edildi. Ben bir yerde yetkililere teşekkür ediyorum. Hangi hususta? Bizim hacca giden insanlarımızın yaş durumlarına baktığımızda, evet hocam, %60'ını 70'ini 60'ın 50'nin üzerinde yaşlı insanlar teşkil ediyor. Çok doğru. Özellikle hac 70'in üzerinde, 80'in üzerinde insanlarımız var. Doğru. Sıkıntıları sebebiyle refakatçisiyle birlikte giden insanlarımız var. Çok doğru. Allah muhafaza. Amin. Bu pandeminin devam etmesi sürecinde eğer Suudi Arabistan böyle bir karar almamış olsaydı, biz de insanımızı oraya göndermek durumunda veya zorunda kalacaktık. Çünkü doğru, izahını yapamazdık. Çok doğru. İzah Arabistan bıraktı da Türkiye göndermedi gibi bir şaia olacaktı bu sefer. Böyle bir durumda, evet hocam, muhtemelen orada 2,5-3 milyon insan bir araya geliyor. Doğru. Ve 3-4 gün içerisinde aynı mekanları paylaşıyor. Bu mekanlar neresi? Nereler? Beytullah. Evet. Mekke-i Mükerreme. Doğru. Arafat, Mina, Müzdelife. Çok doğru. Bu 3-4 gün, 5 gün. Evet. Herkes aynı yerde bu mekanları paylaşıyor. Paylaşmak zorunda. 2,5-3 milyonun, doğru, yerli insanlarla beraber 4, evet, milyona varan bir kitlenin birlikte yaptığı bir ibadetin pandemi sürecinde yol açacağı zararları düşündüğümüzde, çok korkunç, muhtemelen o insanların belki yarısına yakını kırılıp vefat edecekti. Allah korusun. Allah muhafaza. Çok korkunç bir rakam kıymetli hocam. Kardeşim, bir veba var. Doğru. Ve bu veba, evet, kadar insanın bir araya toplanmasını yasaklıyor, engelliyor. Doğru. İnsan olarak, Müslüman olarak bunun kararının alınması lazım. Ve karar alındı. Evet. Ben belki alınan kararlardan en fazla buna, insanlarımızın sıhhatini koruma adına memnun oldum. Elbette gönül ister ki ben de her sene hacca gideyim. Çok doğru. Arzu ederim ki bütün kardeşlerim sıhhat afiyetle gidip haclarını yapıp gelsinler. İnşallah. Bunda bir sıkıntı olabilir mi? Kesinlikle. Mümkün değil. Kim ne derse desin, ben her sene param olsa umreye de giderim. Giderim. Kim ne derse desin. Gidilmez mi Kıymet Hocam? Ama, hepimizin özlemi. Ama kardeşim. Evet hocam. Böyle bir süreçte gidilmemesi gerekiyor. Doğru. Suudi yetkilileri karar aldı. Evet. Ve biz de Türkiye Diyanet Başkanlığı olarak bu kararın mecburen uygulayıcısı durumunda olduk. Doğru. 84 bine yakın hacımızı, şirketlerle ve Diyanet'le gidecek hacımızı bu sene maalesef alınan bu karar neticesi, evet hocam, hacca gönderemiyoruz. Peki ne olacak? Diyanet Başkanımız açıklama yaptı. Evet ben de hocam buradan tekrar ediyorum. Yapılan açıklamada bu insanlarımızdan hiçbirisinin hakkının zayi olmayacağı. Çok güzel. Ve gelecek sene yeni bir Kur'an çekilmeyeceği. Doğru. Çok güzel. Çekilen Kur'an'ın geçerli olduğu, bu Kur'an'da ismi çıkanların, evet, başka bir sebep veya vesile çıkmazsa, i̇nşallah, engelleyici bir neden çıkmazsa, önümüzdeki yıl bunların tamamının inşallah Allah sıhhat ve afiyet verirse, amin inşallah, bu belayı da bu musibeti de üzerimizden kaldırırsa, İnşallah. Bu hak yeniden kendilerine verilecek İnşallah. Ve inşallah gelecekte salimen ve ganimen haclarını yapıp dönecekler. Peki hocam, öyle de biz bir taksit yatırdık ya da paramızın tamamını yatırdık, bu paramız doğru, öyle diyen gelecek seneye kadar kalacak mı? Evet. Hayır, kalmayacak. Ve çok kısa süre zarfında, evet hocam, bu paraların tamamı hacı adaylarımıza iade edilecek. Evet. İade, paranın iade edilmesi demek hakkınız bitti anlamına kesinlikle gelmesin. Evet. Kimse bunu böyle anlamasın. Doğru. Hakları bakidir ve gelecek sene Allah sıhhat ve afiyet verirse yeniden, evet hocam, bu sene hacca gitmeye hak kazanan kardeşlerimiz, hı hı, inşallah gelecek seneye hacca gidecekler. İnşallah. Evet, inşallah. Bu anlamda da biz Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Kıymet Hocam, sizin şahsınıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü hakikaten hacı adaylarımızın, değerli amcalarımızın, ablalarımızın sıhhatini korumak, onların sağlıkla yaşamasını hocam, sağlamak. Onları korumamak mümkün mü? Değil. Bak ben hacla ilgili küçük bir anımı buyurun hocam anlatayım.
kafile başkanı olarak hacılarımızı götürdük, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Allah kabul eylesin. Ve insanlarımız, demin ifade ettim, genel itibariyle yaşlı insanlar. Evet. Eklemişler, çocuklarını evermişler, işlerini görmüşler. Artık ahir zamanda şöyle bir de hac yapayım demişler. Doğru. Aşkla, şevkle hacca gelmişler. Elhamdülillah. Hepsinin aşkı zirvede. Ama bir tanesi var ki bir yaşlı annemiz. Evet. Allah kendisine selametler ihsan eylesin. Amin. Vefat etmişse rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimize inşallah. Adıyaman Gerger'den, bir köyden bir teyzemiz, annemiz. Evet. Zayıfça, yaşlı bir teyze. Ben onu götürürken dedim ki yanında refakatçisi yok. Acaba bu teyze sağlam gider gelir mi? Biz buna ne kadar yardımcı olabiliriz diye düşünürken o teyzemizin, o annemizin canhıraş bir şekilde her zaman en önde yürüdüğüne ve en güzel şekilde ibadeti yaptığına şahit oldum. Cenab-ı Hakk'a hamd ettim. Ve dayanamadım. Arafat, evet, dönüşü kilometrelerce biliyorsunuz yol yürünüyor. Çok çok doğru. O annemizin en önde olduğunu gördüm. Dedim ki Subhanallah. Ablacığım, anneciğim, hacım maşallah, maşallah. Ben herkese yürüyün, yürüyelim diyorum ama sana hacı abla, hacı anne, hacı teyze biraz durur musun? Biraz sakin, biraz yavaş git diyorum. Bu enerjiyi neye borçlusun dedim teyzeciğim. Evet. Evladım, ben aşkla yapıyorum dedi, aşkla. Bu çok aşk nereden geliyor biliyor musun dedi. Evet hocam. Bilmiyorum dedim, nereden geliyor? Dedi ki evladım, herkesin malı vardır, mülkü vardır. Evladı vardır, parası pulu vardır. Benim hiçbir şeyim yoktur. Benim evladım var ama bana faydası olmaz. Ancak kendilerini geçindirirler. Evet. Ben bu parayı nasıl biriktirdim biliyor musunuz? Hacca gitmek için. 10 yıllardır yevmiyeye gittim. Alnımın teriyle bu yevmiyeleri tek 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 biriktirdim. Ve bununla hacca geldim. Evladım bana aşkı veren budur. Alnımın teri. Ne güzel vallahi hocam. Zerre miktarı haram yok bunun içinde. Ne güzel hocam. Ne güzel hocam. Alnımın teriyle geldim. İşte beni evet. Bu kadar enerjiyle götüren şey budur dedi. Şimdi hocam insan istemez mi böylesi insanların hacca gitmesini? Gitmesin. Ama sabır. Ya evet, Rab hocam. Sabrımızın mükafatını sen bu aciz kullarından bu belayı, bu musibeti kaldırarak lütfeyle inşallah. Amin. Amin değerli hocam. Evet. Değerli hocam dilinize sağlık. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığımız bu anlamda siz de az önce ifade ettiniz. Aslında belki art niyetli konuşmaların, art niyetli düşüncelerin de önüne bu şekilde geçmiş oldu. Belki hacca gidilmiş olsaydı sıkıntı olacaktı. Ki biz camilerin ibadete, cemaatle namaza ara verilmesi sebebiyle bazen böyle öyle sözler işittik ki kıymetli hocam. İşte camileri Diyanet kapattı. İşte camiler niçin kapattı, kapandı? Falan yer açıktı filan. Buyurun açıktı Diyanet da. Açtı. Açtı değil mi hocam? Diyanet açtı buyurun. Allah razı olsun. Ve camilerin açılmasına Diyanet yardımcı oluyor. Camiler, camileri yapın diye sürekli bize talimat geliyor. Evet. Kur'an kurslarını çoğaltın, camileri çoğaltın, cemaatimizi çoğaltın. Aman çok dışarıda doğru. Cemaatimiz kalmasın diyen Diyanet'tir. Diyanet. Ümmeti Muhammed'e camiye davet edin. Camiden uzak olanın bir tarafı eksiktir, eksiği tamamlayın diye talimat yağdıran Diyanet'tir. Çok doğru. Diyanet bu dinin dostudur. Bu çok dinin doğru, kurumudur. Çok doğru. Diyaneti biz farklı şeylerle, farklı anlayışlarla sakın ha sakın bir kenara koymayalım. Diyanet Türkiye'de dinin elhamdülillah öncülüğünü yapan güzide kurumumuzdur. Elhamdülillah. Kesinlikle. Bu anlamda hakikaten hocamın da ifade ettiği gibi yani camilerimiz açıldı, camilerimiz açık ama gönül ister ki yani o camiler niçin kapandı diyen kardeşlerimizi de camide saflarımızda görmek istiyoruz. Artık onların da camilere katılma zamanı çünkü ellerinde öyle konuşabilecekler bir malzeme de kalmadı elhamdülillah. Evet, çok şükür. Çok şükür. Kıymetli hocam farklı bir konuya geldik. Konumuz inşallah kurbandan bahsedeceğiz. İnşallah. Sizler hem Şanlıurfa İl Müftüsü olarak hem de Diyanet İşleri Başkanlığımızın Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesi'nin de başkanlığını yürütüyorsunuz. Malum 31 Temmuz'da Kurban Bayramı'nı eda edeceğiz, idrak edeceğiz inşallah. İnşallah. Az bir zaman kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın her yıl düzenlemiş olduğu zenginle fakirler arasında köprü kurmak adına kurbanını paylaş Kardeşimle yakınlaş diye bir sloganı var. Kurban
paylaşma sloganı, kurban kesim ve kerata kurban kesme organizasyonu ve bütün yurt genelinde, dünya genelinde bu organizasyonu elhamdülillah başarılı bir şekilde yürütüyor. Yine bu yılda organizasyon hem kurban ücretlerini açıkladı Kıymet Hocam, hem de süreci nasıl işleyeceğini Diyanet İşleri Başkanlığımız anlattı. Ama biz istiyoruz ki izleyicilerimiz, ekranlar başında bizleri izleyen izleyicilerimizle sizin dilinizden bu organizasyonu duymak, anlamak istiyoruz. Eyvallah. Kurban, evet hocam. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inde herkesin okuduğu Kevser suresinde İmam Ebu Hanife'nin vacip olarak anladığı, evet, ümmetin üzerine vacip bir ibadettir. İnna a'taynakel kevser, ya Muhammed biz sana Kevser'i verdik. Evet. Fesalli, namaz kıl. Bu fesalli'den maksadın bayram namazı. Doğru. Olduğu ifade edilir. Evet, ya Rabbi ki Rabbin için namaz kıldıktan sonra bayram namazını vanhar nahara, boğazı, boğazla, hayvanın boğazını kesmek, boğazlamak anlamına geliyor. İmam Ebu Hanife bunu farza yakın bir ibadet olarak anlamış ve vacip demiştir. Doğru. Ebu Hanife'nin dışındakilerin bir kısmı, evet hocam, buna sünnet demişler. Netice itibariyle bütün mezheplerin kabul ettiği bir ibadettir. Doğru. Öyle diyelim. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu vücub kendisine bu talimat geldikten sonra ömründe kurban hep kesmiştir. Doğru. Her zaman kesmiştir. Ve kurban keserken de benim ve ümmetim adına, ailem ve ümmetim adına diyerek, bütün ümmet adına niyet ederek de kurbanını kesmiştir. Yani sevabını herkese bağışlamanın da bir sakıncası yoktur. Doğru. Ama Hanefi mezhebinde kurban bir kişi adına kesilir. Diğer mezheplerde, evet hocam, ailesi adına bir insan kesebiliyor. Güzel. Dolayısıyla kurban bir vecibedir. Bir ibadettir. Ve bu ibadetin teşrii hikmeti, evet hocam, yani şeriatın bunu öngörmesinin hikmeti, maslahatı, insan menfaati, insan faydasına olduğu içindir. Nedir burada insan menfaati? Cenab-ı Hak bir takım hayvanatı insanın emrine vermiş. Onların etlerini yiyoruz. Evet hocam. Bu hayvan sirkülasyonu, doğru, yani doğan hayvanların tüketilmesi, doğru, onların yenmesi, hem vücuda faydası açısından hem de kuvvet verip ibadete kuvvet kazanabilme noktasında, doğru, gerekli bir durumdur. Doğru. Yani şu kadar hayvan kesiliyor, evet hocam, gibi her yıl hayvanlar adına, evet hocam, yola çıkıp hayvanları savunmak kimsenin haddi değildir. Güzel. İnsanı da hayvanı da yaratan Cenab-ı Hak'tır. Mecala. Her şeyin bir vazifesi vardır, bir görevi vardır kardeşim. Güneş aydınlatır, ışık, doğru, verir. Niye güneş bu kadar yoruluyor? Evet. Yani biraz da şu dağlar ışık versin diyemezsiniz. Kesinlikle öyle. Aynı zamanda bu ışığından aya veriyor, ay da gece aydınlatıyor. Doğru. Yahu yani şu ay gece gündüz yapsın da diyemezsiniz. Kesinlikle. Yıldızların bir görevi var, güneşin bir görevi var, tabiatın bir görevi var, ağacın, doğru, görevi var. Hayvanların da yaratılış hikmetleri var. Tabiatı bozmama, evet, adına bir takım kurallara elbette riayet edeceğiz. Elbette hayvanların da hakları var. Doğru. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, siz kurbanınızı keserken, evet hocam, ona iyi davranın buyuruyor. Yani bıçağı hayvanın gözü önünde bileylememek, evet, ona eziyet etmemeyi talimat olarak peygamber bize veriyor. Aleyhisselatü Vesselam. Yani sizden biriniz boğazlamayı yapacaksa iyi yapsın buyuruyor. Doğru. Allah Resulü her işimizde bize iyi yapmayı tavsiye ediyor. İyi Kur'an okuyun, iyi, doğru, Müslüman olun, çok doğru, iyi boğazlayın, doğru, iyi baba olun, iyi eş olun, hep iyi, iyi birey olun. Çok doğru. Yani hep iyi olmamızı bizden istiyor. Çok doğru. Hayvanı boğazlarken de iyi boğazlamak, ona eziyet etmemek, onu beslemek. Evet. Cenab-ı Hak bir takım hayvanları et için yaratmış. Evet. Bunun çeşitli zamanları var. Kasaplar zaten yıl boyu kesiyor. Ama Kurban Bayramı'nda kesilmesinin ayrıca hikmetleri var. Nedir o hikmetler? Bir, Allah'ın kulları, evet, cimrilik hastalığından bir kurtulsunlar diye Cenab-ı Hak bu vazifeyi bize veriyor. Cimrilik diye bir hastalık vardı insanoğlunda. Çok doğru. Mal canın yongasıdır derler. Evet. Ya ama
Yani neticede mal da can için var. Eğer can açlıktan ölüyorsa ya da et yüzü görmüyorsa, evet, diğer canın kesilmesini Allah emretmiş ki o diğer can kurtulsun. Alemin kendisi için yaratıldığı insanoğluna bir hürmet olsun, bir güç olsun, bir kuvvet olsun diye. İnsanlık, Müslümanlar bu sayede cimrilik hastalığından kurtuluyorlar. Bir, iki, bunun şükranesi, yani Allah'ın verdiği nimeti şükranesi olarak ibadet ediyorlar. İbadet kastıyla kurban kesiyorlar. İki, üç, bu kurbanı keserken onu kesmekle insan vazifesini icra etmiş olur. Ama sevap açısından onun sevabını çoğaltmanın yolu da, evet, o etin, o kurbanın insanlarla paylaşılmasıdır. Yani onun sevabını çoğaltmak Allah'ın kullarının elindedir. Doğru. Kişi onu boğazlamakla, hı hı, boğazlama vazifesini, kurbanı kesme vazifesini yerine getirmiş olur. Vacibi veya sünneti yerine getirmiş olur. Ama onun sevabını çoğaltmanın yolu, evet hocam, o eti dağıtmaktır. İnsanlarla paylaşmaktır. İşte doğru, Diyanet İşleri, evet, Başkanlığı bu meyanda böyle bir slogan geliştirdi. O slogan nedir? Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde innemel mü'minûne ihve buyuruyor. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridir. Doğru. Fakat Somali'deki, Kenya'daki kardeşimiz açlıktan ölüyor. Biz burada rahatız. Evet hocam. Evet, sadakamızla, zekatımızla, hayrımızla, hasenatımızla, kurumlarımızla, elhamdülillah son zamanlarda büyük bir çaba ve gayretle onlara ulaşmaya gayret ediyoruz. Elhamdülillah. Fakat Allah bize kurbanı vacip kılmışsa, evet hocam, ve bu vacibin biz sevabını arttırmak istiyorsak, evet hocam, bunun yolu kesip kendi yememizden herhalde geçmese gerek. Kesinlikle. Çok doğru. Keseceğiz, vazifemizi yapacağız. Evet hocam. Ama kardeşimizle de paylaşacağız onu. Hiç et. Bu et sadece ulaşamayan, bu kardeşimiz yakınımızdaki kardeşimiz değil. Hiç görmediğimiz siyah kardeşimiz. Hiç doğru, görmediğimiz buğday tenli kardeşimiz. Çok doğru. Hiç tanımadığımız yeni doğmuş açlıktan ölmek üzere olan bebek kardeşimiz. Doğru. Bebek kardeşimiz. Çünkü orada kesilen, biz biliyoruz ki Afrika'da kesilen, evet hocam, kurbanların etleri kurutularak, güneş altında kurutularak, sonra kurusu öğütülmek suretiyle, evet az az çorbalara, sulara katılmak suretiyle o bebeklere veriliyor ki o bebekler gelecek seneye ulaşsınlar. Ulaşsınlar, kuvvet kazansınlar. Yani gelecek senin kurbanına ulaşsınlar. Şimdi biz insan olarak nasıl bir ibadetin, belki ibadeti yaptığımızın farkında olamayabiliriz. Doğru. İşte bunun farkında olmak için bunu anlatıyorum. Allah razı olsun. Bir parça etten dolayı, evet hocam, bir köyün tamamının Müslüman olduğunu, Hristiyan olduğu halde Müslüman olduğunu veya putperest olduğu halde Müslüman olduğunu büyüklerimiz bize anlattılar. Doğru. Yani Türkiye'den giden birkaç parça etin köyde yarattığı tesir sebebiyle Müslüman olan insanlardan bahsedildi, köylerden bahsedildi. Hmm. Biz aslında çok büyük bir hayır peşindeyiz. O hayır nedir? Bu vacip olan ibadeti yerine getirirken, evet hocam, uzaktaki insanlarla, kardeşlerimizle paylaştığımızda birçok belki bunun burada getireceği az bir sevaptan daha çok büyük sevaplara bizi nail kılacak İnşallah. Bir ibadetin, bir güzelliğin peşindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Diyanet Vakfı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı o. Çok güzel. Biz uzun yıllardır muhterem hocam, 1994 yılından beri Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla hem yurt içinde hem yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesiyoruz. İşte bizim de her ilçe müftülüğümüzün bir şubesi, bir vakfı var. Evet. Şanlıurfa olarak merkezde 3, il müftülüğümüzle birlikte 4 tane şubemiz var. Doğru. Bu 4 şubemizin başkanları, fahri başkanları müftülerimiz. Doğru. Halktan, vatandaştan, imamlarımızdan, hocalarımızdan üyelerimiz, heyetlerimiz var. İşlerimizin tamamı resmi usul ve esaslara göre yürüyor. Makbuzlarımız var. Evet hocam. Zaten vekalette kurban da, hı hı, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi, Genel Müdürlük tarafından yürütülüyor. Genel Merkez, Genel Başkan, Sayın Diyanet İşleri Başkanımız. Evet hocam, çok güzel. Genel Başkan Yardımcısı diyelim. Evet hocam. Eski il müftümüz İhsan Bey. Ben onu bekliyordum sizden. Ve evet, orada güzel bir heyetimiz var. Bu heyetin buradaki biz kollarıyız.
Ve biz burada birlikte çalışarak Afrika'ya, Asya'ya uzanan bir Müslüman eli olmak istiyoruz. Müslüman İnşallah. Eli. Elimiz uzansın oralara. Elimizin uzanmadığı yere evet hocam. Biz nasıl kardeşimiz diyebiliriz ki? Eksik kalırız. Açılan hocam. Kuyularımız, açılan kurslarımız. Çok doğru. Oradan getirip de Diyanet Vakfı kanalıyla okuttuğumuz çocuklarımız, talebelerimiz. Çok ben güzel. Size şunu söyleyeyim hocam. Arnavutluğa bir cami yapımı sebebiyle İskenderun müftülüğüm sırasında gittim. Elhamdülillah evet, bir cami yapmak benden önceki hocamızın başlatıp da tarafından bitirilen Allah kabul eylesin. Yarısını o kardeşimiz yapmıştı. Yarısını da biz yapıp bitirmek durumunda kaldık. 300 bin dolar civarında bir paraya. Doğru. Bitirip de Barbuluş'ta İşkodra'da evet, bitirdiğimiz hocam. Caminin yapılışı ve açılışı sebebiyle birçok ziyaretlerimiz oldu. Geçmişte bir sistem gelmiş oraya. Evet hocam. O sistemin başındakiler 3000 tane camiyi yıkmışlar. Sadece ibret-i alem için, ibret için 4 tane cami bırakmışlar. Evet hocam. Ve o camileri de cami değil farklı amaçlarla kullanmışlar. Çok bu yıkılan camilerin yerine tamamına hem asli yıkılan yerlerine bazen eğer orası işgal edilmişse evet, onun karşısında en yakın yere cami yapmak Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla bizlere nasip oldu. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Her şehrimiz bir cami yaptı oraya. Çok biz sadece güzel. Kurban götürmüyoruz. Doğru. Biz kuyular açıyoruz, biz camiler yapıyoruz. Bugün Arnavutluk'ta yıkılan camilerin hemen hemen çoğunun yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti evet, hocam. Diyanet ve Vakfı kanalıyla oraya cami yaptı. Orada hocalarımız var, orada görevlilerimiz var. Ne güzel hocam. Orada Müslümanlar var. Arnavutluğun %70'i Müslüman hocam. Çok güzel. Ve %70'ini evet, Alevi Bektaşi kardeşlerimiz teşkil ediyor. Alevi Bektaşi kardeşlerimiz. Evet. Osmanlı döneminde Erenler vasıtasıyla oralara gidilmiş. Doğru. Bektaşi şeyhler oraya gitmişler, otağlar kurmuşlar. Ve o dönemde Hristiyan olan birçok insanın Müslüman olmasına vesile olmuşlar. Şimdi şunu demek istiyorum. Evet hocam. Eğer eliniz ulaşmıyorsa bir yere, işte Osmanlı gitti, dedelerimiz evet, gittiler. Bugün biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bir kurumu olan Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla evet hocam. Kurbanlarımızla gidiyoruz. Elhamdülillah. Bu pandemi döneminde bile muhterem hocam geçen dönem 149 ülkede evet geçen hocam. Sene bu sene elhamdülillah pandemi olmasına rağmen çok fazla personel gönderememe durumuna rağmen 75 ülkede ateşçilikler, müşavirlikler, konsolosluklar kanalıyla oradaki evet vakıflarla, hocam. Derneklerle birlikte biz kurban kesiyoruz 75 ülkede hocam. Çok güzel. Evet. Yani 250'ye yakın orada merkezde, dışarıda, evet ülkede. Hocam. Türkiye'de de daha fazla bir bölgede, illerde, işte Şanlıurfa'da evet hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı toplanan kurbanların bir kısmını da Şanlıurfa'da kesiyor. Doğru. Yani dünya genelinde 20 milyon insana geçen sene evet kurban hocam. Vesilesiyle ulaşmışız değerli hocam. Ne güzel. Onun için diyorum ki kardeşlerimize, Türkiye Diyanet Vakfı emin bir vakıftır. Kurbanınızı, kurban parasını yatırdığınız zaman size bir mesaj geliyor. Evet hocam. Kurbanınız teslim alınmıştır. Allah kabul etsin. Eğer bu sene 825 lira yatırıp da dışarıda kesmek kararı almış iseniz yurt dışında evet hocam. Size kurbanınız yurt dışında kesilmek üzere evet teslim hocam. Alınmıştır deniyor. Doğru. 975 lira yurt içinde kesmek istediğinizde hı hı. yatırıyorsunuz bir şekilde ya bankalar kanalıyla evet hocam. Veya online sistem üzerinden yatırıyorsunuz. İzleyicilerimiz evet. için hatırlatmada bulunalım. Alt yazı evet. da geçiyor inşallah. Evet. Biz söylemiştik tekniği ekipteki arkadaşlara. Buyurun evet. hocam. Yatırmak suretiyle evet hocam. Ki kaldı ki bu sene aslında bizim için büyük de bir fırsat oldu. Biz geçen sene Şanlıurfa olarak 2140 kurban teslim ettik. 2140 kurban teslim ettik. Çok güzel. Aşağı yukarı bunun bir o kadarı ve daha fazlası Urfa'da kesildi. Onu da söyleyeyim.
Ne güzel. Allah razı olsun. Urfa, Allah kabul eylesin inşallah. Kurbanın Diyanet Vakfı tarafından kesildiği 77 ilimizden bir tanesidir. Hocam yanlış hatırlamıyorsam önceki yıla oranla da sayı bayağı da artmıştı sizin başkanlığınızda. %42 oranında biz geçen sene artış sağladık. Elhamdülillah. Ve temenni ediyorum ki evet hocam. Pandeminin insanlar üzerinde bıraktığı bir endişe var. Doğru. Bu endişe bir araya gelmemek, hani bir araya gelince sosyal mesafeyi koruyamama tehlikesi vesaire. Doğru. Bu sebeple de birçok kardeşimiz kurbanını muhtemelen vekalet yoluyla kesme cihetine gidecektir ki bunu tavsiye de ediyoruz. Doğru. Elhamdülillah çok fazla ihtiyacımız kendimizin eğer yok ise ihtiyacı olan insanlara ulaştırılmak, kardeşlerimize ulaştırılmak üzere evet hocam. Kurbanımızı onlarla paylaşarak onlarla kardeşliğimizi evet hocam. İlan etmek durumundayız. Kaldı ki kurbanlar kesilir kesilmez isme kesiliyor. Evet hocam. Kesildikten sonra da telefonumuza kurbanınız falan ülkede kesilmiştir diye de bir mesaj geliyor. Doğru. Yani kurbanımızın akıbeti konusunda da herhangi bir endişemiz asla miskal zerre kadar olmasın. Dolayısıyla Müslüman kardeşlerimizi müftülüklerimize, evet hocam. Hocalarımız kanalıyla vekalet vesilesiyle, vekalet yönüyle kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlamaya davet ediyorum. Bunu istirham ediyorum. Evet. Çünkü hakikaten güvenilir bir kurum olarak, güvenmeleri gereken bir kurum olarak da ilan ediyorum. İnşallah. Değerli hocam sözleriniz arasında şeyi de benim bir sorumu da cevaplamış oldunuz. Ben aslında izleyicilerimiz adına şunu soracaktım. Değerli hocam biz kurbanlarımızı vekaletine verirken vekalete kurban kestirmek istediğimiz zaman malum çünkü maddi boyutuyla da suistimale açık bir konu kurban ibadeti. Bir de ibadet boyutu olması sebebiyle de hassasiyetle takip edilmesi gereken bir olay. Muhterem hocam, evet hocam. Düşünelim ki bir yere verdik ama akıbetinden emin değiliz. Evet hocam. Onun kesip kesmediğini de bilmiyoruz. Doğru. Onun Allah kesip olsun. Nereye götürdüğünü de bilmiyoruz. Allah korusun. Onun onu ne zaman kestiğini de bilmiyoruz. Yaşadığımız birçok şey var. Evet, onları hocam. Buradan anlatmak istemiyorum. Çok doğru. Ama Rabbim eğer verecekse inşallah. Onun takibini yapan, evet, onu yerinde hocam. Kesen, onun dini boyutunu bilen vakıflara ve yerlere verelim ki evet, hocam. Kurbanımızı da bir hakkın kesmiş olalım. İnşallah. İnşallah. Hocam dilinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun sizden Allah istifade ettik. Kıymetli izleyenler, hocamla bizler Şanlıurfa İl Müftümüz Mehmet Taştan hocamla bu gece sizlerle birlikte olduk. Hocamıza bu katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir gecede bize zaman ayırdılar. Tabii programımız içerisinde hocamın çok önemli uyarıları oldu. Konularımız hacdan bahsettik. Yaz Kur'an kurslarından bahsettik. Camilerimizin kurbandan bahsettik. Yaz Kur'an kursu ve camilerimizin şu anda yarın inşallah burada cuma günü, cuma namazlarımızı camide, cami içerisinde sosyal mesafeye, maskeye dikkat ederek. Hocam ben izninizle bir şeyi tekrar ifade etmek istiyorum. Evet hocam. Pandemiden önce normal bir dönem yaşıyorduk. Evet. Sonra çok sıkıntılı bir döneme girdik. Doğru. Ve 3 ay hepimiz tabiri caizse yürümeyi unuttuk. Şimdi ne olursunuz? Allah rızası için, insanlık için, aklımızı bir kenara koymayalım. Hiç kimse bana ne anlayışında olamaz. Biz birbirimizden mesulüz. Doğru. Birbirimize karşı sorumluyuz. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi. Hepiniz mes'ulsunuz. Doğru. Hepiniz sorumlusunuz. Evet hocam. Civarımızdan, ailemizden, yuvamızdan, sokağımızdan, kardeşimizden, bize yakın olandan, komşumuzdan, evet. Müslüman veya gayrimüslim hep birbirimizden sorumluyuz. Doğru. Kimsenin kimseye hastalık taşıması asla uygun bir durum ve kabul edilebilir bir tarz, bir davranış değildir. Bir insanı herhangi bir kesici, delici aletle öldürmekle virüsü ona taşımak arasında çok büyük bir fark yoktur. Allah muhafaza. Evet hocam. Allah bizi sorumlu tutar. Niçin o adamın ölümüne sen sebep oldun diye bize sorar. Kime taşıdığımızı da ayrıca bilmemek gafleti de bunun içinde. Evet. Tabii sevdiğimiz insanı bunu taşıyabiliriz. Eşimize, kardeşimize, babamıza, annemize, dedemize, ninemize taşıyıp
onun ölümüne sebep olabiliriz. Allah muhafaza. Onun için çarşıda gezen kardeşim maskeni tak. Mesafeni muhafaza et. Evet, camiye giden kardeşim evde abdestini al, camiye mesafeli git. Evet, mesafeni camide muhafaza et. İbadetinin farzını yerine getirerek hemen çık. Çok durma. Evet hocam. İmamlık yapan kardeşim namazı uzatma. Evet hocam. Kararını da kıl, farzını eda et. El Fatiha diyerek cemaati gönder. Tesbihatı evlere bırak. Duayı evlere bırak. Kur'an kıraatini evlere bırak. Hatimi mukabeleyi evlere bırak. Onun zamanı değil. Allah'ın zikrini camide yapayım derken, evet hocam, Allah'ın yaratmış olduğu bir hastalığı taşırsan vallahi mesuliyetten kurtulamazsın. Onun için herkes buna dikkat edecek. İnşallah. Lütfen. Lütfen dikkat edelim. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu insanlar bizim. Ben birisinin taziyesine gideyim derken, evet hocam, eğer hastalık götüreceksem veya hastalık taşıyacaksam o taziyenin ne anlamı var? Ne kıymeti var? Birini askere uğurlayayım derken, doğru, o sevinci paylaşayım derken, orada bir virüsü alıp taşımanın bana ne faydası var, topluma ne faydası var? Çok bunun hesabını veremeyiz. Çok doğru. Onun için normal dönem ama evet, eski normal dönem değil. Pandemiden sonraki normale yakın dönemdir. Bu dönem bizden istenen şeyler var. Mesafe, maske, temizlik, hijyen kurallarına riayet, dairede, çarşıda, sokakta, her yerde böyleyiz. Bir süre böyle yaşamak zorundayız. Herkes bunu böyle kabul edecek. Doğru. Kimse kimseye kızmayacak. Ve devlet de insanların anlayışına göre de davranacak. Bunu da herkes böyle bilsin. Doğru. Dinden anlayan insana biz dinimizin kelamıyla, lisanıyla sesleniyoruz. Din kardeşlerim sorumlusunuz, uzak durun. Çok doğru. Güzel. Ben bu dini bilmiyorum, tanımıyorum diyen insanlar diyor, sen bir insansın, insan olarak uzak dur. Doğru. Ben insanlıktan da haşa, haşa diyen insan olmaz ya. Çok doğru, inşallah. Ben ondan da anlamıyorum diyen olursa şayet, evet hocam, devletin kolluk kuvvetleri var, devletin tayin ettiği bir ceza var. Bu ceza uygulanır, kimse de kusura bakmaz. Çok doğru. Çünkü kimsenin bana hastalığını taşıma hakkı yoktur. Ben buna müsaade etmem, elimden geldiği kadar. Evet hocam. Ve ben de kimsenin hastalığına sebep olmak istemem. Onun için ben de kendimi muhafaza ederim. Doğru. Hocam elinize sağlık. Hakikaten de biz bu süreçte gördük ki izleyicilerimizle beraber. Yani en sorumlu davranan kurumların başında kıymetli hocam, Diyanet İşleri Başkanlığımız. Yani ülke genelindeki hem camileriyle, hem müftülükleriyle, hem kurumlarıyla, ilçe müftülükleriyle dahil olmak üzere çok sorumlu bir görev anlayışı içerisinde hareket ettiler. Ve elhamdülillah bugün sağlıkla yeniden camiye dönüşümüzün yollarını açtılar. Şükürler olsun. Hamdolsun. Cenab-ı Allah inşallah böyle yine bizi bu kontrollü sosyal hayattan yine omuz omuza saf tutacağımız günlere ulaştırsın diyoruz. Ama o günlere ulaşabilmemiz için de hocamın ifade buyurduğu bu esaslara, bu tavsiyelere mutlaka uymamız gerekiyor. Kıymetli hocam, gece farklı bir gece, cuma gecesi. Cuma gecesi olması tabii Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle duaların kabul edildiği beş geceden bir tanesi. O yüzden bizler sizlerden ekranları başında izleyenler adına bir dua talep edeceğiz. Kıymetli izleyenler, az sonra inşallah programı bitirmek üzereyiz. Programın sonuna geldik. Değerli hocamdan geceyi anlamlandıracak, hem ruhlarımıza hem de bedenlerimize inşallah şifa vesilesi olacak bir dua dinleyeceğiz. Ve sizlerle birlikte bu duaya içtenlikle inşallah ekranlar başına sizler de bizlere eşlik edecek. Amin diyeceğiz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına, Güneydoğu TV adına ekranlardan hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Gecemiz mübarek olsun dedikten sonra sözü dua etmek üzere hocama bırakıyorum inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Vel akibetu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed. Amin. Ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve ehli beytihi ve ümmetihi ecma'in. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Amin. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Amin. Salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin.
bu mübarek gecede, cuma gecesinde dergah-ı izzetine ellerimizi açtık. Boynumuzu büktük. Gönülden dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu sene hacca gidememenin mağduriyetini ve mahrumiyetini yaşıyoruz. Hacca gitmeye niyet edip de gidemeyen kardeşlerimize hac sevabı ve sabırları ihsan eyle. Amin. Gelecek sene salimen ve ganimen hac ibadetini bir hakkın yerine getirebilmeyi onlara nasip eyle. Amin. Ya Rab, yaz mevsimi geldi. Çocuklarımıza Kur'an öğretiyor idik. Şimdi televizyon kanalından, Diyanet TV'den çocuklarımıza Kur'an öğretmeye devam edeceğiz. Bu süre zarfında ilim ehli olmak isteyen, Kur'an öğrenmek isteyen, marifetine sığınmaya çalışan çocuklarımıza marifetinle ya Rabbel Alemin, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Amin. İlahi, onların kalbini Kur'an'dan ayırma. Amin. Onların zikrini Kur'an'dan ayırma. Amin. Onların fikrini Kur'an'dan ayırma. Amin. Hayatlarını Kur'an ile geçirmeyi cümlesine ve cümlemize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Kurban mevsimi geldi. Kurbanlarımızı keseceğiz. Keseceğimiz kurbanları kabul eyle. Kurban Amin. Kesme durumunda olup da ya Rab bana inayet nasip eyle, kurban keseyim diyenlere lütfeyle. Amin. İlahi, kesemeyecek durumda olan kardeşlerimize de kurban sevabı nasip eyle. Amin. Kurbanlarımızı keserek kardeşlerimizle paylaşmayı ve onlarla yakınlaşmayı bizlere nasip eyle. Amin. Afrikalara, Müslümanlara ve insanlığa elimizi uzatabilmeyi, onlara uzanan el olabilmeyi, onları düşünen efkar olabilmeyi bizlere lütfeyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, nefis ve nefsilerimizi ıslah eyle. Amin. Bizleri tarfeta ayn nefsimizle, şeytanla baş başa bırakma. Amin. Şeytanlaşmış varlıkların şerrinden bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rab, doğrularla beraber eyle. İyi insanlarla birlikte eyle. Amin. Onlarla birlikte olup, onlarla birlikte haşrolmayı nasip eyle. Amin. Ya Rab, sevgili Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak burada yaşamayı ve onun ümmetini kazanmış bir ümmet olarak buradan ayrılmayı, nefesimizde, son nefesimizde kelime-i şehadet ki hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyebilmeyi, bu anlayışla çene kapayıp göz yumayı, az ağrı, asan ölüm ile huzuruna varabilmeyi ve bu anlayışla Peygamber'in ibadet hamdi altında cem olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Allahümme inna nes'elüke afve vel afiyete vel muafate daimete fid dini vel dünya vel ahire. Allahümme rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Amin. Ve edkillen cennete ma'al ebrar. Amin. Bir rahmetike ya azizu ya gaffar ve ya rabbel alemin. Amin. Allahümme rabbena gfir lana ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين. آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة اللهم صل